Size yine turbo hakkında bilgi vereceğim. Turbo arızası, turbo nedir, turbo işte ne bileyim arızasında neler yapar, ne olur, ne biter. Terim olarak biz de bazen şu hataya düşüyoruz. Araçta çekiş düşüklüğü olduğu zaman işte turbona baktır falan diyoruz ama aslında burada turbodan kastımız genelde direkt turbonun kendisi olmuyor. İşte karşı taraf da genelde turbo anlıyor. Lakin turbo tek başına bir parça değil arkadaşlar. Sadece bir komplike bir sistem. Hani bir tane hortumunuz delik olsa, yırtık olsa turbonuz iptal demektir. Yani bir hortum bile bu hatta bu kadar önem arz ediyor. O nedenle turboyu kontrol ettir dediğimizde ilk önce şunu anlamamız lazım. Önce turbonuzun bu vakum hattında, hava emiş hattında veya turbo basınç hattında bir kaçak var mı yok mu? Öncelikli olarak bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Tabii bunu da nasıl kontrol edeceksiniz? Kime ettireceksiniz? O da ayrı bir konu. Bazen tamirciye gidersiniz. Tamirci şuradan alttan turbo hortumunu sıkar. Turbo doldurmuyor der. Turbo bakıma girecektir. İşte. Yani o turbo niye doldurmuyor? Nasıl doldurmuyor? Onu bilen yoktur. Boş boşuna işlemler yapılır. Şimdi bir önceki videomda turbonun emiş hattını test etmiştik. O videoyu kaçıranlar, izlemek isteyenler kanalımda mevcut. Ona bakabilirler. Şimdi ise basınç hattını test edeceğiz arkadaşlar. Basınç hattındaki bir kaçağı nasıl anlarız? Nereden anlarız? Ona bakacağız. Onun için arabayı bir çalıştırayım. Evet arkadaşlar. Daha önceki yaptığımız gibi şuradan aracı stop ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Elimi dahi emmiyor turbo. Gördüğünüz üzere. Normalde bunu kapatıp stop etmesi lazım. Araç stop etmiyor. Gördüğünüz üzere. Zaten derinden bir ses geliyor. Turbo bir yerden hava alıyor. Bunu hissediyorsunuz. Şimdi aracı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu yapmak için öncelikli olarak turbomuzun şu hortumunu söküyoruz. Şimdi buradan stop etmedi ve biz turbonun emiş hattını komple test ettik. Hiçbir yerinde kaçak yok. Borularını değiştik. Lakin araba yine stop etmiyor. Buradan arkadaşlar buradan kapattığınız zaman motor havasız kalır ve stop eder. Motorun havasız kalıp stop etmesi lazım. Eğer stop etmiyorsa sizin kaçağınız var demektir. O zaman tüm sistem alt üst olur. Aracınızın da çekişi düşer. Şimdi ben şuradan yapayım. Turbo hortumunun turboya bağlantı yerini gevşetiyorum. Ve çıkardım. Evet. Şimdi aracı tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi aracı çalıştırdım. Bu defa bu hortumu iptal ettik. Şimdi şuradan turbonun burada şuna dikkat edin. Parmağınızı içeri sokmayın arkadaşlar. Hani burada sorumluluk size ait. Hani parmağınızı avucunuzu içeri sokarsanız biraz da derine sokarsanız turbonun kanadı dönüyor. Orada hazır parmağınızı parçalamak için bekliyor. Şuradan avucunuzu şöyle yapın. Kırmayın. Şöyle yapmayın. Dümdüz bir şekilde tahta gibi. Turbonun ağzını kapatın arkadaşlar. Şu an kapattım. Lakin araba stop etmiyor arkadaşlar. Bir kaçağımız var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere aracımız stop etmedi.
Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde bu araba ne yürür, ne gider, ne çeker arkadaşlar. Yakıtı da iki kat ya fazla yakar. Şimdi buradan stop etmediğine göre, şuradan stop etmediğine göre bizim kaçağımız turbonun basınç hattındadır arkadaşlar. Hani turbonun çıkışından tutun, radyo interkol, radyatörümüz, oradaki boru, hortum, borular oradan gelir, şuradan emme manifolduna girer. Şuradan emme manifolduna giren kalın bir borumuz var, metal. Buraya kadar emme manifoldu da dahil olmak üzere komple sistemi kontrol etmeniz gerekiyor. Stop etmiyorsa zaten oradan bir hava emecektir. O size bir işaret olur. Ben tabii sağa solu sökmek istemedim. En kolay yol bizim MAP sensörüydü. MAP sensörünü söktüğüm için araç havayı emme manifolduna buradan aldı. Şimdi ben şuradan aracın havasını kesmeye çalışıyorum. Avucumu çekiyor ya arkadaşlar. Ben şu turbonun şuradan hortumunu çıkarayım, basınç hattından iptal edeyim. Yine basayım. Araba atmosferik olarak yine avucumu çekiyor. Yine güçlü bir hava çekişi var. Ve dediğim gibi eğer sizin burada da bir kaçağınız varsa sizin akış metreniz yine yanlış bilgi verecektir. Ve aracınız yine performansını düşürecektir. Tek tek kontrol etmeniz lazım. Turbo en son. Ben bu dükkanı açalı 1 yıl oldu arkadaşlar. Bu 1 yıl boyunca turbosu bozulup da turbo değişen bir araç yapmadım arkadaşlar. Elimde de 3-4 tane turbo öyle duruyor. Yani art niyetli olsak işte senin bilinde boşluk var. İşte arabanın çekici düşük falan filan deyip buradaki turboları ben millete satarım. Ama gerek yok. Turbo kolay kolay bozulan bir parça değil. Bozulduğu zaman zaten bunu anlarsınız. Böyle ufaktan bir çekiş kaybı, mekiş kaybı olmaz. Turbo patladığı zaman arkadaşlar arkada ya komple siyah duman ya komple beyaz duman olur. Şimdi peki neden komple siyah veya beyaz duman diyorum? Çünkü turbo patladığı zaman patlaması genelde milinin kesmesiyle alakalı veya mil yatağının artık laşka olması ve turbonun içine yağ kaçırmasıyla alakalı. Şimdi yağ kaçtığı zaman iki tane kanadımız var. Orta göbek yağlanıyor. Buradan eğer hava tarafına yağ basarsa turbo yağ motorun içine basacaktır. Ve piston tepesinde yakıtla beraber yakmaya çalışacaktır. Burada da doğru düzgün yanmadığı için sizin aracınız siyah duman atacaktır. Çok yoğun bir siyah duman atar arkadaşlar. Aracı ilk çalıştırırsanız çalıştırdığınız andan itibaren çok yoğun bir duman atar. Araç performansı çok çok düşer. En ufak bir rampayı dahi araç çıkamaz, yerinden kalkamaz hale gelir. Lakin egzoz tarafına kaçırırsa arkadaşlar motorun kanatlar da sağlamsa, sadece göbekte sorun varsa, oradan kaçırıyorsa aracın performansında çok bir değişiklik olmaz. Turbo patlamıştır yine. Yağ kaçırıyordur, yağ yaktırıyordur, yağ eksiltiyordur. Ama aracın performansında bir sorun olmaz. O zaman da egzoz tarafına yağ kaçırır. Egzoz tarafına da yağ kaçtığı zaman yağ belli oranda ısınır. Evde az çok kızartma yapanlar bilir. Yağ biraz tavada fazla unuttuğunuz zaman bembeyaz bir duman çıkar. Burada da durum aynıdır. Egzoz tarafına kaçtığı zaman egzozun sıcaklığıyla beraber arkada çok yoğun, sinek ilacından daha beter yoğun bir beyaz duman atar. Bazen E5'te falan görmüş olabilirsiniz. Arkadan çok yoğun beyaz duman atan dizel araba. İşte o araba turbosu dağılmıştır. Ama o arabanın performansında bir sıkıntı yoktur. Çok rahat gider. Eski haliyle gider. Çünkü sisteminde bir değişiklik yoktur. Ama dediğim gibi yağ eksiltir araba. Beyaz duman atması, siyah duman atmasının da sebebi budur. Dediğim gibi ben kolay kolay turbo değişmedim. Yani bozulan turboda görmedim. Tamam eskiydi meskiydi, pastaydı pustuydu ama yani çalışıyordu. Hiç gerek de duymadım bugüne kadar. En çok biz enjektör değiştiriyoruz. Dün 2 tane değiştirdim. Halen de değiştiriyorum. Enjektör ayrı bir konu. Ama turbo ayrı bir konu. Turbo ben daha hiç değişmedim. Sadece ve sadece
Değişmedim derken de yalan olmasın. Sadece ve sadece ben dükkanı ilk açtığımda o zaman benim parçacım o zaman bir kampanya yapmışlardı. Bana da ekstra bir indirim yaptılar yeni müşteriler olduğum için. O zaman 3 bin liraya bana magnet mareli turbo verdiler. Yakınımdaki arkadaşlar da abi madem öyle zaten tamirine 4 bin lira istiyorlar. Alalım takalım dediler. Tuttuk öylesine değiştik yani. Sırf turboları yenilensin. Aklımızdan çıksın diye değiştik. Ama değişen arabada bir şey olmadı. Sadece kafamızdan çıktı. Turboyu yenilemiş olduk. Sıfırlamış olduk. Neticede arkadaş araba 2005 model falan. Hani turbo bugün yarın patlar korkusuyla. Emin olmak için değiştirdi. Onun haricinde biz hani turbosu patlayıp da gelen bir araç görmedik. Yüzlerce araç yaptık burada. Ama dediğim gibi bu tür sorunlar yüzünden çok turbo yaptıran arkadaşlar var. En ufak bir şeyde hortumu patlak turbo yapılıyor. Hortum yine patlak. Ha tesadüfen adam oradan ya bu hortumda patlak değiştirelim derse sorun zaten çözülüyor. Siz de zannediyorsunuz ki turbomu yaptırdığım için sorun çözüldü. Halbuki hortumu değiştirdiğiniz için sorun çözüldü. Dediğim gibi turbo hattınızın ne emme hattında ne de basınç hattında arkadaşlar kaçağınız olmayacak. Bu kaçağınızı da belli aralıklarla aracın performansından şüphe ediyorsanız direkt şuradan gösterdiğim gibi kapatın. Arabanın stop etmesini sağlayın. Eğer stop etmezse kaçağınıza bakın. Şu hattı şuradan arkaya kadar testini yapın. Ses geliyorsa sesi takip edin. Nereden geliyor? Hangi hortumdan geliyor? Onu bulun. Bir de alttan turbonun direkt ağzını hortumu çekerek hortumu çektiğiniz zaman arkadaşlar turbonun ağzından hortumu çıkardığınız zaman siz emiş hattını bypass etmiş oluyorsunuz. Kapatmış oluyorsunuz. O zaman da sadece basınç hattını test etmiş oluyorsunuz. Ağzınızı turbonun ağzını kapattığınızda ise araç stop ediyorsa basınç hattında sorun yoktur. Emme hattına bakacaksınız. Eğer ki sorun yine devam ediyor araç stop etmiyorsa o zaman arkadaşlar dediğim gibi emme manifoldundan tutun. Buradaki o kalın borudan tutun. Radyatöre kadar interkolden turboya kadar olan bölümü komple kontrol etmeniz lazım. Evet biraz zordur. Eğer ki kaçak büyükse sesinden anlarsınız nereden geldiğini vesaire ama küçükse bulmak biraz zordur. Biraz meşakkatlidir. Ama en azından boş yere turbo yaptırmaktan da iyidir yani. Aramak lazım, bulmak lazım. Sorunu bilmek lazım. Zaten şuradan hortumu söküp de turbo kanadını yokladığınız zaman eğer ki öyle bir langır lungur sağa sola gitmiyorsa kanat o turboda sıkıntı yok demektir. Kanadından işte bir cep telefonunun kamerasıyla kanatlara baktığınız zaman veya parmağınızdan yoklayıp baktığınız zaman yine bir sıkıntı yoksa yine turbonuz sağa sola. Dediğim gibi ben daha bir yılı aştı ben bu atölye açalı. Bu bir yıl boyunca ben hiç turbosu bozulup da turbo değişmedim arkadaşlar. Tedbir amaçlı ucuz bulduk, sıfır bulduk, orijinal bulduk. Tedbir amaçlı arkadaşlarımız değiştiler. Onun haricinde dediğim gibi biz bozulan turbo görmedik ve değişmedik. Ama her gelen 100 arabadan 80-90 tanesinde ya hortum patlaktı ya bilmem ne patlaktı bir yerden kaçırıyordu. Onları tamir ettik ve araçları normal haline getirdik. Siz olun. Turbo kolay kolay bozulan bir parça değildir. Turbonun bozulması demek enjektörden daha tehlikelidir. Ha tehlikesi şudur. Çok bariz anlarsınız. Araba yerinden kalkmaz arkadaşlar. Dediğim gibi ya siyah duman ya beyaz duman atar. Yoğun bir şekilde. Oradan anlarsınız ki turbonuzda bir sorun var. Göbek yağ kaçırıyor veya dağılmak üzere veya dağıldı. Bugünlük de bunda da anlatacağım buydu. Eğer anlatmakta zorlandığım bir şey varsa yorumlarda belirtin. Veya sizin istediğiniz bir şey varsa, anlamadığınız bir yer varsa söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben buradan baf sensörünü çektim. Buradaki dedelikten turbo bol bol hava emdi. Hava emdiği için de ne hortumdan ne de turbonun ağzından araba stop etmedi. Etmeyince de ben bu şekilde bu arabayı kullansam bu arabayı ben buradan yerinden kaldıramam. Yarım debriyaj, marım debriyaj anca giderim. Turbo da bu kadar önemlidir. Bu kadar önemli. Bu araçta. Dediğim gibi hiçbir yerden hava almayacak. Sistemin akışını, sistemin çalışma prensibini, verileri, ölçüleri değişmeyecek.
O nedenle ilk yapacağınız iş siz kendiniz yapın, kimseye de güvenmeyin. Dediğim gibi gösterdiğim üzere basit de bir olay. Herkesin yapabileceği bir olay. Yapın. Araçta performans düşüklüğü olanlar varsa, hortumları yaptınız ettiniz yine performans düşüklüğü belli bir oranda varsa, yakıt biraz fazlaysa ama araçta da hiçbir sorun yoksa, o zaman geriye enjektör kalıyor. O da ayrı bir konu, onu da devamlı anlatıyorum zaten. Anlatacaklarım bu kadardı. Kalın sağlıcakla. Kanalıma beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda dediğim gibi anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Öğretmen gibi olduk bu arada. İşte veya sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa memnuniyetle dinleriz, okuruz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.